iddiasını iddiasını olaklatılmazsa hoş geldi. Hayvanını zına okumak oldu. İnan şunu sen kadasını olarak bir şey oldu. Ayak bozdun mu? Yok, bitemez. Çünkü bitti şöyle. Sakarya kopmayı tam buradan mı? Bunu tarafı getirdi. Bu hadis Abu Davud'da var. Sahih hadis. Uyga qaytayotgan odam albatta ogohlantirishi kerakligi haqida payg'ambar alayhissalom buyurganlar. Bu hadisni o'sha islom dini jazoni ishqivozi emasligiga dalil qiladi ulamolar. Islom dini jazolashga ishqivoz emas. Iloji boricha berkitishga, chunki inson xatodan xoli emas-da. Kim ayta oladi men zina qilmayman deb? Kim ayta oladi men yolg'on gapirmayman deb? Hech kim. Nima deymiz biz? La havla ola quvvata illa billah deymiz. Bu iymonni rukunlaridan bu. La havla ola quvvata illa billah nima? Havl, quvvat faqat Allohdan degani. Quvvat nimaga ishlatiladi desa ibodatga ishlatiladi. Ibodatga ishlatiladigan quvvat faqat Alloh bersa bo'ladi. Havl nima desa havl gunohdan to'xtashga ishlatiladigan quvvatga havl deyiladi. Gunoh qila olmay qolishlik uchun havl kerak insonga. Holatni o'zgartirib chiqib ketish kerak. Holatni o'zgartirmasa, tomosha qilib turaversa ketib qoladi o'sha yerga. Mashhur voqealar borki, masalan, Yusuf alayhissalotu vasallam qochmasa qolib ketardi o'tdi. U havl Alloh taolo berdi unga. Boshqalar ham shu gunohdan to'xtash uchun havl kerak. Alloh taolo buni bilgani uchun, bandada buni bu holat bilgani uchun zinoni haddini og'irlashtirib qo'ydi. İnsanın en köp yoldan uğradığı narsa zina. En katta yoldan uğradığı narsa zina. Törtte güvahını aldı da hiç kim zina kıbeydi. Törtte güvah meselesi bir kar gemez. Yani zinakarıyan madami ki, üşlenmesin, cezalanmasın o. İlacı barışı, uzun tabakısı, hayır. Şimdi üge kayıtçıyızdı, uşanı bugün gününde erini telefonini titadigan, xotinini telefonini titadiganlar bor-ku, o'shalar haqida ham. Deng endi. O'zi oila ishonchiga qurilish kerak. Lekin nazoratni xato qilishligini poylab, xato qilsa ushlab oladigan teoremaga qo'ymaslik kerak. Xato qilishini poylab, xato qilsa ushlab oladigan. Bu nima degani? Pulni ko'chaga tashab qo'yib, qachon o'g'ri kelsa tutaman demaslik kerak. Pulni bekitib qo'yishingiz kerak, mashinangizni qulplab yurishingiz kerak. Keyin o'g'irlik qilsa jazo bo'ladi, qo'lga tushsa. Ochiq tashab ketgan odam o'zi ham javobgar bo'ladi. Xuddi shundan kelib chiqqan payg'ambar alayhissalom aytadilarki, uyga borishdan oldin o'sha o'zingizlarga qaranglar deganlar. Abu Davud rivoyatida. O'zingizlarga yaxshilab qaranglar. Safardan kelayotgan odam to'zib ketadi-yu. Sizlar insonlarni ichida yuzdagi holdek bo'linglar deganlar. O'sha hadisni rivoyatida yuzdagi holdek, ya'ni qaraganda yarq ko'rinadigan odamning ko'zida eng chiroyli narsasi ko'zga tashlanadi. Va uyga ogohlantiringlar deganlar. Ogohlantirishda birinchi hikmat ayollar ham o'ziga qarab o'tursin. Uzoqdan safardan kelyapsiz, yirtiq yamoq, yuz ko'zini yuvmagan, o'ziga qaramagan, pardoz-andoz qilmagan bu oilaga anaqa beradi. Eng jiddiy hikmatlardan biri noma'qul vaziyatda ko'zga tushib qolmasin. Farazan deylik, zina qilmasligi mumkin, begona bir kim bilandir gaplashayotgan bu vaziyat bo'lib qolishi mumkin. Eri kelayotganini bilsa, o'shunaqangi noqulay vaziyatlardan xoli bo'lib turadi. Oilaning mustahkamligiga xizmat qiladi shu. Bu faqat zina emas, boshqa holatlar ham bor. Masalan, kimdir qaynasi bilan ko'rishi mumkin. Eri safardagi qaynasi uyda bo'lib qolishi mumkin, qaynisinglari. To'g'rimi? Shunaqa xizmat ko'p-da. Anaqa bering, naushnikni. Undan keyin to'g'ri. To'g'ri. Undan keyin bular aytayotgan hodisa bo'lganda, o'shunaqa hodisa bo'lgan. Ogohlantirmasdan borib shunaqa holat bo'lganligi haqida ham rivoyatlar bor. Bu degani sahobalarning ayollari shunaqa bo'lganmi desa, biz odob yuzasidan o'sha sahobalar hayotida shunga o'xshagan voqealarni rivoyatini ko'rsangiz, nomi kelmagan. Ismini aytmagan robiylar ham. Birortasi falonchi deyishgan, bir kishi deyishgan. Hodisasi bo'ldi deyishgan, bo'ldi. Shu bilan o'tib ketilgan. Bu hatto o'zini ayolini zinoda ushlab olgan ayol haqida ham bor. O'zini ayolini o'sha zinoda ushlab olgan ayol zinokorga to'rtta guvoh talab qilinishligi oyati nozil bo'lganida
to'rtta guvoh topilmaguncha jazo yo'q deganda bir odam kelib so'ragan. Men o'zimni ayolimni ushlab olsam-chi degan. Deganda payg'ambar javob bermaganda to'rtta guvoh deganlar. Ya Allohning rasuli qanaqa qilib to'rtta guvoh? Uyimga kirsam, o'zimni ayolim bir begona bilan ko'rib qolsam, ko'chadan to'rtta odamni olib kelguncha qochib ketadi-ku bu. Deganda yo'q deganlar. Yo, endi eshitingda, hali keyingi oyat nozil bo'lmay turibdi. Buni so'rayapti, hali voqea bo'lmagan. So'rayapti. Keyin hodisa aynan o'sha sahobani, o'sha odamni boshida bo'lgan. Keyin kelib shunaqa bo'ldi deganda, keyin Lion oyati nozil bo'lgan. Ha? La'natlashish o'zaro. Endi xotinlarda to'rtta guvoh shart emas. E'tirof qilsa jazo oladi. Ha, qilganman zina desa. E'tirof qilmasa la'natlashadi. To'rttadan la'nat, bittasi Allohning g'azabini so'raydi ayol. Taloq tushmaydi. Endi eshiting, la'natlashib bo'lgandan keyin abadiyan taloq tushadi. Bular nikoh qaytib nikohlanmaydi. La'natlashsa. Bu mahkamaga chiqdi-da endi. La'natlashgandan keyin bu bilan buni o'rtasida ishonch qolgani yo'q. U inkor qilyapti, bu ya'ni da'vo qilyapti. O'rtasini Lion bilan ajratiladi. Hatto bu hodisa bo'lgan. Lion qilib ajratganlar. Keyin bolasi tug'ilishini kutinglar, kuzatinglar deganlar. Bola tug'ilganda bolani ko'rib aytganlarda bu bolasi emas deganlar. Agar anaqa bo'lganda jazolardim deganlar. Endi zina bo'lgan shunaqa. Zina uchun ushlab olish deganda ayol, erkak ayolini. Lekin ayol erkak bilan bitta uyda xonadonda ushlab olgan zinoga kiradimi yoki qirim tushoq kirganini ko'rish shartmi? Endi o'sha qazo masalasi qin pichoqqa kirish shart deydi. Ungacha so'ramaydi. Hazrat Umardan rivoyat bor. Idraful hudud bi shubaha deganlar. Shubhali narsa bilan hadlarni to'xtatinglar deganlar. Had masalasida aniq bo'lish kerak. Aniq. Undan ko'ngil to'p biladi-yu shu bo'lgan. Deb aziz kim hozirlaysiz ana qiyin shu. Qalba masala tutib zo'q degan bilsa la'natlar. Endi u qazovatda ishida, masalan, hali boshida har bir suhbatda aytdik-ku, qozining masalasi og'irroq. Masalan, hozir bu kishidan masalani so'rasangiz, bilsa ixtilofni aytib ketaveradi. Bu masalada ikkita gap bor, unisi ham bor, bunisi ham bor, qim masalasida alohida gap bor, nargi masalada alohida gap bor, ketaveradi. Lekin qozi buni qila olmaydi. Qoziga masala kelsa, ixtilofli masala bilan to'xtashga haqqi yo'q. Bitta narsaga qaror qabul qilish kerak. Aniq jazoni berish kerak. Ikkala ijtihodiy masala to'xtab qola olmaydi. Tushundingizmi? Hozir endi bizda qozi yo'q. Biz endi unaqa masalalarda siz bergan savolda ha, mana shu masala qozining ishi shu deya olmaymiz. Qozovat masalasi. Biz aytamizki, zinoning alomatlari ko'rinsa guvohligini bersa, qozi uni hukmini ijro qiladi. To'xtata olmaydi. Endi yana savol bor edi, xul to'lash masalasi. Misol uchun bitta odam bitta odamni bevosita o'ldirib qo'ydi. Mashina urib ketdi. Shunda marhumni egalari xul talab qilishga haqqi bormi? Agar haqqi bo'lsa, qancha miqdorda bo'lishi kerak? Qasddan bo'lmagan, ha? O'zi qasddan bo'lsa, qonga qon bo'ladi aslida. Agar talab qilsa, qasddan odam o'ldirganga Qur'on qasosni farz qilgan. Kutiba alaykumul qisos degan. Lekin qonni egalari, xun o'sha qon o'zi. Xunni egalari qasosdan voz kechishi ham mumkin. Mayli, qasos kerak emas, menga xunini to'la deyishi mumkin. Unda o'sha bolani masalan qasddan o'ldirib qo'ygan odamni shar'iy ahkomi vorislari o'zini puli yetmasa oqila bo'ladi, ya'ni unga pul berishadi. Jonni asrab qolishlik uchun qotil bo'lsa ham atrofidagilari harakat qiladi. Hatto uni butun musulmonlarga ham chochiladi. Qondan o'limdan asrab qolishlik uchun agar qonni egalari ketsa, xunni to'lasa to'lashadi xunni. Lekin noqasddan bo'lsa xun to'laydi. Buni qo'lidan bo'lgan bo'lsa-da, qancha qolasi so'raydi? Yo'q, uni o'zining miqdori bor.
100 tüya deyilgan. 100 ta tuyani 30 tasini yoshi buncha bo'ladi. Bu ham hali qazovat masalasi. 30 tasini yoshi o'rtacha bo'ladi, 30 tasini yoshi eng arzoni bo'ladi. Bularni hammasini hisoblaydi, o'sha hisobda chiqaradi. Javonga ozodmi? Keyinchalik Hazrat Umar roziyallohu 1000 dinor. Ya'ni tilla sohibiga 1000 dinor, kumush sohibiga 12 ming dirham belgilangan. Hozirgi kunda 35-40 mingga deb. 1000 dinor, 1000 tilla dinor. Keyin bunaqa masalalarda sulh taklif qilinadi har doim. Sulh. Kecha menga bittasi telefon qildi. Telefon aniga o'sha noqasdan bitta yosh bola mashina olib chiqib yuborgan. Noqasdan. Ha, noqasdan bo'lgan, lekin xunni egalari 10 ming so'rashyapti ekan. To'g'ri. Arzandimi? Ishtirindim endi 10 ming so'rayapti, telefon qilgan odam urib yuborgan taraf. Juda katta pul so'rashyapti-ya deydi. Men qancha so'rashyapti desam? Siz keling endi shuni ana qilaylik deyapti de, qancha so'rashyapti desam 100 million dedi. Qog'ozdami desam yo'q so'mda. Fazil qilishganda. Dedi arzimagan, tez to'lab berib yuboringlar rozi bo'lsa dedi. Qasddan o'ldirmasa ham uni to'lanadi. To'lanadi. Qasddan o'ldirmagan uchun. O'zi qasddan o'ldirmasa faqat xun. Qasddan o'ldirsa qon ketsa xun. Tushundingizmi? Chunki agar siz bunaqa desangiz, hamma bir-birini qasddan o'ldirib qo'yib noqasd qarz olib pul berib ketiladi, unda yomon bo'ladi. O'lim to'xtamay qoladi. O'lim to'xtamaydi. Valakun fil qisosi hayatu ya ulil albab. Qur'onda qasosda hayot bor degan Alloh taolo. Qasos olsa keyingi hayot yuradi. Bu savollarni tushunmadingiz, siz ko'p savol berasiz, lekin o'sha savollarni ba'zan asl nisbul alim deilgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldini aytib qo'ysin deb aytdi. Abdulla savol. Yo, u paytda endi telefon bo'lmagan-ku. Elchi jo'natish bor. Masalan, tasavvur qiling. Tasavvur qiling, bitta safarga chiqib ketishdi, bitta bo'lib kelishyapti. U elchi ham, boshqa ham bir vaqtda keladi, imkon bo'lsa. Masalan, buni boshqa yo'llar bo'lsa, mahallada uy yoniga kelib e'lon qilish ham bor-ku. Uyning yoniga kelib, masjidga tushadi masalan. Ha, shu. Faqatgina tunda kirib kelmaylarki, go'yoki uni ano poylagandek. Poylagandek, shubhalangandek bo'lib qolasiz deganda. Yo, lekin unaqa xabar berib qo'ysin degan lafzni kelmagan bo'lsa kerak. Abrovga ketganlardagi tunda kim kelmaydi. Ya'ni chunki masalan shu 3 ta kelib qoldingiz, bo'ldi, masjidga boryapsiz, yo, tanishingizga boryapsiz, ertalab kirib borasiz. Yo, o'sha xabar ma'nosiga ishora bordi shunda. Sizni kelyotganingizni bilsin. Bilsin. Qo'yib qo'yishi mumkin, boshqa yo'lni tutishi mumkin. O'zi bunga o'xshagan narsalar keyin urfiy bo'lib ketgan. Urfiy. Masalan, Usmoniylarda, Saljuqiylarda har bitta anaqani mana mujohidlar ketadi, ha? Ketadi. Ketib qaytib kelyotganida katta bitta joyga odamlarni o'tkazib, kinolardan ko'rsatyapti-yu. Kelyotgan odamlarni xabarini kim bo'lishdan qat'i nazar, dumbaram urushgan. Düşman taraf bo'lsa boshqacha urushgan, o'zimizkida bo'lsa boshqacha urushgan. U xabar o'sha hadislarga suyanadi. Hadislarga suyanadi. Yo, o'zi albatta xabar berib qo'ygan afzalku. Biz mana tushunmadim, shunaqa hadisda shunaqa degan ekanmi degan fikr kelib qoladi. Ya'ni endi hozir kunda xabar bermasa ham g'alati yut. Telefon bo'ldi. Biz qo'rqmaymiz-da. Yo'q. Xo'p. Yitir bir rakat o'qisa bo'ladimi? Bizning mazhabda bo'lmaydi. Umuman. Boshqa mazhabda bor. Lekin o'sha mazhab ham o'rtadagi salomni orasiga gap qo'shmaydi. O'shani fiqhni ko'pchiligi bilmaydi. Masalan, 2 rakat o'qib salom berib, turib 1 rakat o'qiydi. Tushundingizmi? 2 rakat o'qib ketib, kechqurun borib 1 rakat o'qib qo'ymaydi. Ya, o'z umuman 2 rakat sunnatdan 1 rakat vitr o'qisa bo'ladimi? Yo, vitr tushundingizmi? Vitrni o'zini, o'zi surati 2 salom bilan o'qiladigan vitr bor. Bitta salom bilan o'qiladigan bitir bor. Ikkita salom bilan o'qiladigani o'sha 2 rakat o'qib salom berib, o'rnidan turib, yana 1 rakat boshidan o'qiydi. Ikkita salom bo'ladi shunda. Uzrli salom. Ha, uzrli salom bilan uzilyapti-yu, bu orasi anaqa emas. Shomga o'xshatmaslik uchun harakat qilinadi, bo'ladi. Ya, mana masalan, xuftonni 4 rakat farz o'qidim. Kelaga sunnat o'qiysiz. Kelaga sunnat o'qidim. Bitir 1 rakat o'qsam bo'ladimi? 3 rakat o'qisam. 3 rakat o'qiysiz. Shu maqsad o'qiladi ham 3 rakat. İmam Buhari'nin bir rakat okuduğunu anladın mı? Bana şu rivayette. Bu hakkıda asasi gapni Saudiya'da yürüyen bir bola tarikatı yaptı.
u o'sha mahalla aytdim-ku. Hanafiylar bundoq degan, sahih hadisda asli bu. Hanafiylar 3 rakat fitr o'qiladi degan Imom Oysha onamizdan rivoyat 1 rakat. Deb mana shunaqa qilib dars beriladi. Salafiy tushunchadagi gruplarda. U darsni bir kuni berilmaydi. Yillar davomida beriladi. Yillar davomida o'qigan bolalar bilan gaplashganman men. Yillar mobaynida ustozi sahih hadisda bu, Hanafiylarda bu. Sahih hadis bu, Hanafiylar bu deya o'rgandan keyin Abu Hanifa g'irt din dushmani bo'lgan ekan degan narsaga borib qo'ygan. Shunaqa tushuntirib tashlagan. O'sha bola tarqatyapti uni. Toshkentdagi bola ekan, Saudiyada yurar ekan. Telegram kanallari ham bor. Olti nima edi-ya? Facebookda bor. Facebookda yo'q, Telegram kanali bor uni. Payg'ambarlar qissasimi degan anaqasi bor. Telegram reklama qilardik. 545 ta odam ko'rdi. Shuncha odam ixtilofga tushiradi. Ya, eshitdingda ular aytayaptiki. Ularning da'vosi, aka, ularning da'vosi. Aytayapti, u jon kuydiryapti. Biz mana bunga xizmat qilyapmiz. Mana bunga degani sahih hadislarni odamga tushuntirmoqchimiz. Abu Hanifa emas, deyapti. Ochiq. U unda ahli ilm emas ekan, deydi. Ahli ilm emas-da, ahli ilm bo'lsa salafiy bo'ladimi? Salafiy bo'lish mumkin emas, ya'ni salafiy deganda qo'shtirnoq ichidagi bugungi. Salafga ergashish masalasida ahli ilmni ergashadi salafga. O'rni kelgan paytida yoqqani uchun o'zini fikriga ergashib ketaveradi. Qur'ondan hadisdan tushuntirib bersangiz, yo'q deydi. Menga deydi, falonchi tushuntirgan edi. Men unga keyin bir dars qildim. Men anaqa darsimda bor. Fitr namozi uchun alohida. Unda Hanafiylar qaysi hadisga suyanadi? Hadisdagi shom namoziga o'xshab qolmasin degan hadis oshonamizdan qilingan Buxoridagi hadis asli nima? Nima ma'noni ifoda qiladi? Hanafiylarning bu hadisga qanday javobi bor? Hammasini keltirganmiz. Hanafiylarniki ayni Payg'ambar alayhissalotu vasallam buyurgan. Bu Ali al-Qori keltirganlar bir hadisni, bu ham menimcha Doriqutniyda bo'lsa kerak hadis, sahih hadis. Birinchi rakatga sabbih ismi robbikal a'lani, ikkinchi rakatga kul ya ayyuhal kafirun, uchinchi rakatga oxirida uchta qulni zamsura qilardilar degan hadis, sahih hadis bu. Shu hadis olamiz, uch rakat shu. Endi shomga o'xshamasligi qunut duosi bor bunda. Shomda qunut duosi yo'q. Yana bittasi hadisda kelgani, shomga o'xshamasligiga Hanafiylarning dalili 3-chi rakatga ham zamsura qilamiz. Shomda 3-chi rakatda zamsura yo'q-ku? Ha. Bizga ham shomga o'xshamaydi. Bizga ham shomga o'xshamaydi. Ya zamsuramiz bor. Oxirgi 3-chi rakatga zamsura qilyapmiz. Shomda yo'q zamsura. Yo'q, hali bitirib o'qiyotganda o'zi shundoq ham o'xshaydi. Yana boshqa rakatligini aytibdi-da ular. 3 rakat o'xshaydi-ku, 3 rakat o'xshaydi-ku demoqchi. Bo'ldi, shu bilan ketyapti. Ular maqsad o'xshaydi. Bunga farqi yo'q. Endi yo buni borki, buni ham inkor qila olmaymiz. Shofiyiylar shuni aytadi. Shomga o'xshatmaslik uchun buni qanaqa qilamiz deydi. Ixtilofli masala. Ixtilofli masala. Ularga biz aytamizki, tamom, Shofiyiy mazhabidagilar qilaversin. Lekin Hanafiylarga tosh otmanglar, iltimos, deyapmiz biz. Bizga asosan mudofa pozitsiyasi. Hech qachon hujum qilmaganmiz. Lekin mudofamiz chidamayapti. O'zi asli bizning dalilimiz kuchlidek ko'rinadi. Chunki bir rakatli namoz bo'lmagan. Yo'q, hech kim biror bir rivoyatda bir rakat o'qiganlar degan narsa kelmagan. O'shani ham o'sha vitr bir rakat deilganda ham 2 rakat o'qib salom berib, keyin bir rakat o'qiydi. Bu ham 3 rakat aslida, faqat 2 ta salom bor. Bir rakat to'g'ri, Imom Shofiy xolasi bir rakat o'qsa, xolasi 3 rakat o'qsin degan, lekin bu aslida g'oyib ma'qul bo'lgan narsada. Vojib, ha, vitr. Tir vojib. Bizda vojib, ularda sunnat. Ularda o'qisa, o'qimasa qazosini o'qimaydi Shofiyiylar. Bizda qazosi bor. Ha, bor. Vojib bilan farz o'rasida qanchalik farq bor? Farz dalili qat'iy bilan sobit bo'lgan. Farzni dalili qat'iy bilan sobit bo'lgan. Qat'iy degani dalilni rivoyati mutawatir jumlasi faqat bitta ma'noga ifoda qiladi. Ikkita, uchta ma'noga ifoda qilmaydi. Buni nima deydi? Subuti qat'iy, dalolati qat'iy deydi. Yaqiniy deydi. Subuti rivoyat jihatidan mutawatir, dalolati dalolat degani jumlani o'qiganingizda bitta narsaga dalolat qiladi. Masalan, nisf
yarım. Onun başka manası yok. Uşanı sübutu kat'i, dalalatı kat'i deydi. Yakini deydi. Uşa bilen sabit olsa farz olur. Şimdi sübutu kat'i, dalalatı zanni bulsa, yok ki sübutu zanni, dalalatı kat'i bulsa vacip olur. Sübutu zanni, dalalatı kat'i bulsa? Mesela hazır yok, ben adaşım ben. Sübutu kat'i, dalalatı zanni bilen sabit olsa vacip olur. Sübutu kat'i, dalalatı zanni. Mesela deyli, kurban hayeti ne bizde? Vacip. Kurban hayeti namazı vacip. Kurbanlık su iş vacip. Ne dese? Sübutu kat'i bilen sabit bugün. Vanhar. Fasalli li rabbike vanhar. Doğru mu? Lekin nime nazar kılgenliğe evet. Kat'i Rabbiniz için namaz okuyun ve vanhar kılın degen. Vanhar, nahar kılın degen iki hır manası var. Bittesi namazda kolinizini nahrinizge koyun degen. Bitti manası. İkinci manası kurbanlık kılın degen. İki de manaya dalalet kılgenliği için bu vacip bilen sabit oldu. Vanhar degen degen naharı naharingizi koyun degen tafsirindeki dalil zayıf eken. Bu haliki ayette ona kılamız eken, kayıt kılamız eken. Mutlaka kayıt kılamız eken derecede küçüz eken. Bu yerdeki dalaleti zanni degi bitti umumat soyun. Soyun. Kurban haydi de diyen derse yok bitti. Haydi yok. Umumat soyun. Tüyana soyun. Bu. Umumi kurban. Umumi. Kurban dikmez. Kurban hastanesi. Umumat. Tüyana soyun. Degen manolariyen var bu kanun için. Lekin İmam Şafii'de bunu o geldi. O mesela dalı koyacak namazı. Koşuncaya. Ya onu etken, lekin hiç kim koymagan. Hiç kim koymaydı. Hamma kökrege koyadı, kindik astı, kindik üstüge koyadı. Kollu koyuş, kollu koyuş meselesi de sabit delil yok. Vacban, tazdikliğe yakın günahkar olurdu. He, keyin uşa onu hukma kanakadıysa, kılsa katta acır oladı. Terk kılsa günahkar boladı, inkar kılsa kafir bulmaydı. İnkar kılsa kafir bulmaydı. Farzda inkar kılsa kafir boladı. Seferde masjidde kimse hakkı düşürülürken cemaatle koşmuşlardı. Eğer yoldaki masjidde olsa mı? Evet, Fatun cemaatle çöktü. Yerlik akalı, o zaman. Bu mahalleki koşmuş ki. Aşkı kırsayız oku yaptı cemaatı. Ha, koşulmaz da. Öyle sahasın peşin namazı tor reket okuyordu. Tor reket oku geldi. Çünkü artışı iki reketi onge nasıl götüp getirdi. Yok, iktidak kısanız, iktidak genge boyacağınız. Mukum namazını okuyuz. Hatta sünnetlerini okuş, ravatıpke eğlenedi. Uşa payette. O yüzden misafirge çıkan adam ki sünnet namazları ravatıptan düşedi. Adeti sünnetke eğlenedi. Okusa acır, okumasız. Yol zaruratı bilen caiz. Lekin iktida kısayız, sünnetler ravatıpke eğlenedi. Sünnetliğim okuyasız. Yok, şu koşuluş hükmünü, kanatı koşuluş şart mı? Cemaat, eğer cemaat tapsayız, vacib. O zor, soyu kireket olur. Mesela, kumsangı, kurşumurlu gibi takta çıksa, kireket okuyasın farkı mı? Masafa itibarı da. Ya mesela dam olgan maysa çıkkan. Ha ya farkı yok. Bu özgür müydü? Masafa farkı. Antalya'ya hem dam olganı borçladı yok. Masafa kaç? Masafa kaç? Masafa kaç? Mesela bu cari bu meşakkatı kaç kılınmıyor? Meşakkat bilen yengilliğinin ortasında fark var da. Mesela dedik, bu aslında namaz tur rakatli bulsa, sizga yengillik qilish uchun nima qilinardi? Yengil bo'lish uchun 2 rakat qilinardi, to'g'rimi? Shunaqa tushunadi odamlar aslida. Aslida unaqa emas-da. Aslida namozni asli 2 rakat bo'lgan. Peshinam 2 rakat bo'lgan, asr ham 2 rakat bo'lgan, xufton ham 2 rakat bo'lgan. Keyinchalik safardagi namoz aslicha qolgan. Muqimga kelgandan keyin 2 rakat qo'shilgan. Biz safarga chiqsak namozni asliga qaytaramiz. Asli qanday bo'lsa, birinchi farz bo'lgan namozga qaytaramiz. Shuning uchun 2 rakatiga zamsul qilinmagan. Shuning uchun. Ha, keyingi qo'shilgani, ha, ular ikkinchi shufa deyiladi, unga zamsul qilinmaydi. Ko'pchilik safarga chiqqanda sunnat namoz
okuş. Okuması yani bulaz diyen çünçülü yok yani. Okuması yani bulaz ne oldu? Yok, ürüp ketotken bu se, okuması bulaz. Lekin, bunlarda da şara atmaya. Okuması yani bulaz. Bu şey bir şenayet yaptılar da. O'z ularni rivoyati Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan safarda namoz sunnat o'qimaslik sunnat degan rivoyat. Kuchli gapmaslik bu. Safarda sunnat o'qishlik to'g'risida 15 ga yaqin hadis bor. Sunnat bo'lmaydi nima bu? Endi qani kimdir anaqa qilgan? Shunga urg'u berib olishgan. O'zi tagini surishtirsangiz, tajribani ham ko'ringdi. Nafsiga yoqqan uchun shu gap olgan odamda. Hadislerini yaxshi o'rgansangiz, Payg'ambar alayhissalom aytadilar ki, bomdod namozining sunnatini lashkarlar hujum qilib turganda ham qazo qilmaslik deb yurganlar. Hatto ba'zilar vojib deydi shuning uchun. Abu Musa Ash'aridan bo'lsa kerak, Payg'ambar alayhissalom bilan 17 marta safar qildim, birortasi sunnat tarqimagan dedilar. Peshinni sunnatini tarqimadilar dedilar. Ya'ni shunga o'xshagan rivoyatlar bor. Sunnat bomdod sunnatini. Lekin bir narsa bunu alışmamız gerekirdi. O şey, maşil meselesi, yani kasır namazı farzla bir değişliği, sünnetle bir değişliği mesle genel, sünnette okuş farz genel mesle. Şehirde hem sünnette okuş farz genel sözü aslında. Lekin doğrusu hem de sünnette okuş farzdan paskin makamda. Bunu farzı tekmili atık saklar. Selefiyle dedi ki, seferde sünnette okumasla gelsen dedi. Cumhur ulamalı dedi ki, yok o kasır mütegişliğimiz seferde hem sünnetlerin okuş, sünnetliği çok kabul edildi, müstahabliği çok kabul edildi. İlla vaktiyiz bulması, sefer gibi bir kurgu var mıydı, iş buna. Bu da işlemek miydi yani, okum yapmasa işlemek miydi, doğru mu? Şuna da cevapları var. Anaka, derecesi özgürlendi. Hala ettim mi? Mukumdaki sünnet namazları ravatıp deyildi. Daim okuluyken. Seferge çıksayız, ravatıplikten özgürlük kalırdı. Vakt bulsa, şerait bulsa, okuyun, afzal. Bu mesela yolda ketip durursunuz okumayın. Bunun kanaka faydası var, neticesi. Kup adamlar Mekke-i Mükerreme'ye varıp, Medine-i Münevvere'ye varıp hem misafirimizdir, sünnetlerini okumaya koymuşluğu yutkuzu vücuda kattı. Demek ki Mekke-i Mükerreme'ye vardıyız. Sünnetlerini okumaslık sünnet diye yaptı sizce bittesi. Siz onge eğitin. Hazır ikide işi bittesi de hayran bulup kaldıyız. Demek ki işiniz gerek? İstihara namazı kışıyız gerek. Doğru mu? İstihara namazı ne? Sünnet. Sünnet. Safarda sünnet okumasak sünnet ne mi oldu? İstiharadan mahrum olamaz mı? Yok. Hacat namazı ihtiyaç tutulup kaldı. Ne mi kalırsınız? Hacat namazı okuyorsunuz. Keçkurun turup kaldı, tahaccüd tutup kaldı. Tahaccüd sünnet. Safarda sünnet okumasak sünnet. Bu fakat nafsaniyeye tartıp etken halaz. Ne mi deyiş gerek? Ben okuyamayayım ben. Ben buktur. Lekin sünnette okuşluk rivayetlerde var deyiş gerek. Mekke-i Mükerreme'de bir rekat namaz 100,000 rekat keteyim. Onaka cahit yapamayız. Varıp bir adamge, 1,000 ta adamdan bitti adamge nasip kıladı genç cahit. Sizge nasip kıldı, var deyiz. Sünnet okuşluk, bitti cahiz mas deydim. Onaka kımaslık gerek, tarif kula uğruş gerek. Ben okuyamadım deyişi başka gel. Lekin kagerlige okusun, okuyun, okusun diye uğruş gerek. Asırlayan sünneti daha mı asırlayan? Ha, o lekin onaka, rahim Allahim ra'an degen hadisler cümlesinden, mutavad onaka mas. Ravo tutmas. Bizdan ki o'xshaganmi? Ravo tutmas. Hadis payg'ambar alayhissalomdan kim har kuni farz namozdan tashqari 12 rakat namoz o'qisa degan bashoratlari bor. O'sha 12 rakat ravo tutsin. Jannatda bir uy bino qiladi. Er bedara ketgan ayol qancha kutish kerak? Bizi Hanefilerde uşa yok olgan adamını yaşıdaki adam ahirgüsü ölgüncü kütledi. Bizi Hanefilerde. Lekin bu, kaza meselesi bu geldiği için. Bunda başka mezheplerde müteahhir ulamalar Malikilerde mezhebini aladı. Malikilerde turhil. Bunda hem ayollu haletine karar dediydi. Ayollu haletine. Ayol cüde çidemeye degen vaziyette bu kagen bu ise yani onu unga mahram gerek, bu ailesi, ailesine bakış gerek yok olgan bu ise onu bizi imamlar nikahlasa nikah buluyordu yok. Bu şey imamlar vaziyette uğrayanıp uzunu ahalı vaziyetten kip çıkıp fasık kılsa buladı deydi. Sonuncu de bu haramdan bunu bizler kıdırı ilanabilir başlatmış bir yerde. Lekin şundan ki idde varı saklaşı gereği
o'sha qaysi paytdan boshlaydi? Fasxdan boshlaydi. Muddati kelishimidan nikohni buzishi bilan boshlaydi. Uni talabini qazo beradi. Taloq emas bu, fasx bu. Nikohni buzadi. Qancha dedingiz so'ng? 4 yil. 4 yil. Hanafilarda iloji yo'q lekin. Birinchi yili bo'lsa, mabodo endi fasq qilgandan keyin ketdi. Endi Hanafi bilamizmi? Aslo Hanafi bo'yicha javob. Bu masalani o'shancha aytayapman. Bunaqa masalalarda ijtimoiy masalaga bu. Ko'pchilikka tegishli masala. Fuqaholar, muftiyot, fatvo bo'limi ulamolari, lajna ulamolari, bunga tegishli olimlar hammasi xalqning ehtiyojiga qaraydi. Shunaqa masalalarda amalga mutlaq boshqa mazhabga o'tib fatvo bersa bo'ladi. Uni oddiy odam qilolmaydi ya'ni. Nikoh o'qish bo'yicha. Ha, nikohda ham bor shu. Ramazon ro'zasini e'lon qilishda ham bor, haj safar masalalari bu muftiyatning ishi. Boshqa mazhab o'tsa bo'ladimi? Bitta mazhabda qat'iy oxirgacha kagrayib turish kerak. Yo'q, shunaqa zarurat tug'ilsa, o'sha biz turishimiz kerak. Nikohda turadi. Bizga turamiz. Endi biz deganda xato beruvchi ko'rib chiqishga haqqi bor. Ba'zi odamlar bor, ba'zi odamlar. Qaysi mazhabda san desiz, Hanafi deydi. Aslo Hanafi emas u. Bilasizmi nimaga? Chunki u hech narsani bilmaydi. Uni muftisi mahallasidagi imomi mazhabi. Shunaqa bo'ladi aslida. U shunaqa bo'lish kerak. O'zi kitobdan o'qib, Qur'ondan o'qib, dalil shunaqa ekan deb ketishga haqqi yo'q. Endi u biroz oqqaran tanidi, ha? Namozni 5 vaqt o'qiyapti. Az bas uyardan bir adam matnini körüp kaldı. Bunun en doğru necat yolu mezhep. Var uzun ulamaları var mezhep. Uladan bağırıp sonrası mesela ne kadar? İç veredir. Şimdi ayet edin. Ben Hanefi mezhebi ulamaları gel. Var yapmam değil. Mesela ticaretçi, dihkan, dini bilimlerine umumen ihtiyaç, yani müracaat kımagen. Lekin hayatı da şu uzun. Namaz okup ibadet kılıyor. Bunun mezhebi imamı. O'sha o'zi fiqhiy qoida ham bor ekan-ku, qozi hukmi ixtilofiga marham beradi. Ixtilofni to'xtamaydi. U qozi davlat tomonidan qo'yilgan qozi bo'lish kerak-da. Ya'ni shunaqa rahbar tomonidan qo'yilgan qozi agar boshqa masalan bo'yicha fatvo bersa, o'sha odamga lozim bo'ladi. U qoziga mumkin. Chunki ixtilofda bitta narsani kesmasa bo'lmaydi uning haqida. Deyman, bitta unaqa deyilgan ekan, bu bitta bunaqa deyilgan ekan deb bo'lmaydi ha. Ro'zani fatvosi masalan, bugun ro'za desak, mana aytsam. Qozi bu gapni olmasa, muftiy bu gapni olmasa ixtilof chiqadi. Men Madinada ro'zani ko'rdim. Hanafi mazhabi bo'yicha butun dunyoda bitta oy o'zi. Lekin bizni diyorlar Shofiy mazhabi bo'yicha qildi. Har kim o'zining diyori dedi. Misol uchun-da. Nima qilaman? Yergashamiz. Majbur yergashasiz. O'zingiz shaxsan ko'rsangiz, o'zingiz tutasiz, boshqaga ayta olmaysiz lekin. Biz qozi masligimiz sababi shu. Shunaqangi nuanslarni e'tibori xalq ichida yo'qolib qolgani uchun nima bo'lyapti? Oddiy masala mana, to'g'ri tushunasiz. Oyni ko'rsangiz tutasiz, birovga ayta olmaysiz, nimaga qozi emassiz siz. Shuni bilgan odam ixtilof chiqarmaydi. Hozir nima bo'lyapti? Oyni ko'rmagan ham, men oyni ko'rdim. Madinada ko'p bor ekan. Suriyada jihad bo'lyapti ekan, misol uchun. Falon joyda unda bo'lyapti ekan, hamma narsani qilishyapti. Nima bo'lyapti? Rasvoiy raddi balo bo'lyapti, atalay sho'rva bo'lyapti. U joiz emas. Masjid imomga qozi hukmida o'tirdi. Qoziga bo'ysunadi. Bo'ysunadi. Qozi ishlat bo'ladimi? Bor. Qodim Nuriddin qoraka qozi. Shahar bosh qozisi. Muftiy qozilarni tepasidan nazorat qiladi. Asosiy muftiy u kishi qo'l qo'yadi. Oilaviy holatlarni hozir idoraga boshlaydimi? Oilaviy? Oilaviy masalalar. Ya'ni Nuriddin aka boradimi idoraga boradimi? Idorada fatvo bo'lim bor, o'sha yerda bo'ladi. Fatvo bo'lim. Yo'q, shunaqa Nuriddinga borsang, Qabuljon boradi. Men ko'p kelyapti, menga so'rashadi. Men aytaman, diniy idoraga borish kerak deymanda. Chunki men ilmini bilsam ham haqqim yo'q. Haqqingiz yo'q. Bu haqda fatvo berish kerak. Endi ajoyibligi shundaki, Sodiq Samarqandni yo'naga deganlar, masalan, Sodiq Samarqandni bunaqa deganlar deb xotinigacha 36 ta talab berib yurganlar bor-da, masalan. Yo, endi mubolag'asi bilan, umuman bu noto'g'ri narsa. Hazrati Umar radhiyallohu anhu mana shundan tashvish qilib, 3 talonni 1 taloqqa o'tkazib siyosat qilganlar. Buni ijmo sukuti deydi. U kishi 3 taloq bir lafz bilan
aytdi mi, uch taloqqa tushadi deganlar, barcha sahobalar buni sukut bilan qabul qilishgan. E'tiroz bildirmagan hech kim. Shuning uchun to'rt tala mazhab buni olgan. Endi hozir siz aytayotgan singari bu masalani xalq qo'liga berib yuborsangiz, unda xotin taloq ko'payib ketadi. Shu uch taloqni agar eng yumshoq olinadi. Tamom masalan, uch taloqni bir taloqga hukm qilsa ham qozi qilish kerak-da. Bu chet ellik emas, o'zimiz deydi. Ya'ni qozi bo'lish kerak. Gaplashib, masalan. Endi qordomlar biroz anaqa qildilar. Qordomlar nomlarini aytmaymiz, qo'rqib ketyaptilar. Yo'q, siz bir kishi so'rayapsiz. Boshqa ish yo'q ham ularda? Endi mashinaga o'xshagan masalalarda shaxsni holatini o'rganmasdan mutlaq bir narsa aytish xatarga olib boradi-da. Boshqa zaruriy anaqasi yo'q, kunlik oilasini boqishlikka oyligi yo'q. Yo'q, senga ush harom, u ish harom desangiz, odamlarni ko'pchiga ish topib bo'lmay qoladi. O'zi umumiy qoida bor. Asolatan harom bo'lgan narsa tab'an joiz bo'ladi. Qoida bu. Nima degani? O'zi asli harom, asli shuni o'zi bilan shug'ullanish harom, lekin buni boshqa ishga tobe bo'lsa mubohga aylanib qoladi. Nimaga bunaqa? Masalan, sug'urta. Sug'urta bilan shug'ullanish joiz emas. Shariatda sug'urta joiz emas. Lekin aslan joiz emas. Lekin mashina oldingiz, sug'urta qilish nima? Majburiy. Qilmasangiz mashina bilan harakatlana olmay qolasiz. Nima qilinadi desa, tab'an bo'ldi. Mashinaning o'ziga u tobe qilindi. Tobe bo'lganligi uchun, tab'an bo'lganligi uchun joiz bo'ldi. Kredit, riba, bank sistemalari, shunga o'xshagan narsalar shar'an aslan joiz emas. Tab'an boshqa imkoniyat topolmagunga qadar unda joiz bo'ladi. Bu qoida umumiy qoida, lekin savol berayotgan odamni siz bemalol sizga halol, sizga halol devor bo'lmaydi. Umumiy e'tibor bo'lmaydi. Yo'q, uni o'rganish kerak. O'sha kishi bir ahli ilm oldiga borsin. Mana qada chirchiqda mashhur bir olim bo'lardilar, o'sha kishilar bir murojaat qilishsa. Kim? Sizlarning. Yo'q, o'sha xalqning mashhur olimlari ko'rinmaydilar, maydonga chiqmaydilar. Ana hozir masaladan boshimga tushib qoldi, usti tizib qo'ydi, abo'yi yopishtirdi, misol. Abo'yi tizib qo'ydi. To'liq to'latishga haqqim bormi? Abo'yi pulini ham, pulini ham. Usti ham shu atrofda bormi? Mana mana. Usti emas, umuman. Shunaqa bo'ldi-da ishlar. Shunaqa voqealik masalalarda ikkala taraf bo'lishi kerak. Voqealik, mana shunaqa voqea bo'lgan. Masalalardir. Lekin umumiy masala bor. Ikkita odam bir ish qildi, o'rtada bir kishining aybi bilan zarar paydo bo'ldi. O'sha aybdor odamga zararni qoplatiladi. Sizni voqealingizni aytmayapman. Sizni voqeangizda usta bilan siz ahli ilm oldiga borib, uni masalani o'rganish kerak. Qay darajada kimning aybi borligini o'rganib keyin aytiladi. Lekin umumiy qoida shu. Men aytdimki, masalan, g'inob bermasam, niqtatingga boshqa tanqid. Sarmoyador pul tikadi. Zarar bo'lsa ishchi ishga kuyardi, sarmoyador pulga kuyardi. Odatda zarar bo'lsa. Lekin ishchini aybi bilan zarar bo'lsa nima bo'ladi desa, ishchiga yuklanadi bo'lgan. Chunki uni aybi bilan bo'ldi. U o'g'irlab qo'ydi, o'g'irlatib qo'ydi. Beparvolik qildi. Buni bo'yniga yuklanadi. Shundan kelib chiqiladi qoida. Shunday.
Siz keç varsayız, Allah sizi keç varadı. Kur'an'da Hasan geldi, Hazreti'ne deyin ayet var mı? Bu şimdi dalalat kılmış hadis mi? Ayet mi? Dalalat kılmış ayetler çok. Uzini öldürmeyin, uzini halaketke taşlamayın, kebe. Ayetler çok, var. وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا Uzilerini uziler öldürmeyinler, Allah Teala sizlerge mihriban zat degen. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ اِلَى التَّهْلُكَ Ayet var. Uzilerini halaketke taşlamayınlar. İhtiyat buluşke delil de şöyle. Hadis-i şerifler var. Uzun ihtiyat buluşke. Siyaretten deliller var. Peygamber Aleyhisselam cihatke çıkıp iti yaptılar. Soğut ki yaptılar, dubuluk ki yaptılar, kılıç al yaptılar, kalpan al yaptılar. Allah Teala o kişinin deme degen, Allahu ya'sumuke minen nas degen. Allah sizi adamlardan asraydı degen. Lekin soğut ki yaptılar. O şey özünü ihtiyat kılıçlık kederlik. Bir adı, sen başka çöre aldık, ben orada gitti de, gece öyle düşünen nasları yapıştık var. Ama bu sürede, verizyonu bu verizyonu diye zaten çıkıp, şunu uzvi ettirdeki tercüme yapıp, asren geldi, asreyi ben de yani burada. Şimdi bir yapı var. Bunlara nasıl yok, misiz? Var, ben de. Bizim Uzbekçemizde Allah bizi özümüzü asraşlıkka buyurgan. Biz buyruqqa amal qilamiz. Otni ham boylab ketgan deydi. Otni boylab keyin tavakkul qilgan. Savdo-sotiqda mamlakatimiz bo'lib qoldi. Kishi odam mashina olib sotib chiqdi, taksi savdosi kelishdi kelasi. Misol uchun 1 yil shartlashdi. 1 yilda to'liq summani oxirida qilib berish kerak. Oxiri kelganda to'liq summa bo'lmadi. 10 bin kaldı. Mesela 5 bin vermeyen 10 bin kaldı de. Bazı ben şu kıder alıyorum ben. Ki başta şartlama kıyabildik de şu 10 bini vermezden durup ikinci şartlama tuzu varamız. Şeyle için bitki yaptık. Bitki varamız. Baştan şart tuzu varamız. Bu ne yani? İki de şart olmayıydı bir de şart. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Birincisini alıp buluyor şu. Hamasını alıp kendi kendisi. Şimdi ben bunu kıyın akvalından çıkarıp alış alakası koyduğum bir riba olup koyduğum. Bu işe sabahını şu teklif koyduğum adam diye bu gidiyor değil mi? Muhacı külmütü bir anlıkta adam. Ya o bu gidini bulsa, o şey maçlarını satıp. Satıp. Koyduğun halin nasıl yani müddeti yan turuttu mu? Bir müddetten tügedi. Müddet tüge geldi. Şu müddet turutken nakiye yeni teklif ben gördüm. Ben inanıp kaldım. Kim hakkında verdim de şu yenge anakta birlikte şeyle çıkıp şu kuliğine bir akı otip etirdi, yerde bu dışına arası vardı. Şeyle çıkıp böyle faydalansa, o barış gibi onu bilmez, o şunu bitirin, onu bitirin, onu bitirin. Bu bal başa kapattı mı? Bu sen hatırsız et etkenlerse ya, tuğla tüks savalmaz da. Dışarı tükemez de, tüks savalmaz. Kitap tarafı, bu diyeyim ko verişti. Pardonla verdiğiyle ana kasıldı da. Kup bir işi yaptı. Ötken seferden buldu şu hakkında da. Hazır Mevlüt ayı. Bugün bana Hasan Han Allah umurunu uzaksın. Zamanımızda en peş kadem ulamalardan. Hazreti Rahimahullah cümle yaş görürdüler. Ulamalar nazarına düşüken böyle. Kari, Murattab. Müllerliğinde en çok adam aldığı düşemeydi. Üçüncümüz, dördüncü sınıfta mektep teşekkür etken şu böyle dedi. Şimdi okuyan mektep Mehtap görmeyen bunlar. Altın silsilenin mukarrarı halde şöyle. Allah bilirse şu nedir? Kabiliyetli balalar. Hasan Hüseyin'de 94. yılda ana kadar hastamamda hatim geçip ötken. Şöyle şöyle var. Keyin oşa hakkıda, mevlid. Mevlid hakkıda daim sorala uğradı. Tolu Türk cevap verilseyim, yana kaytaktan sorular uğradı. Maksat bu şey, ihtilaf ge sebep oluyordu. Bu şey Hasan Han'ın mevlid hakkı da barzancının tercümesi var ve başlığı mukaddime kılışken, şarkılaşken. Şarkılaşken, o da batafsil kilitirişken. Umumi hulası mevlidini Ahl-i Sunna ve Cema'a ulamaları, yani bunu kılıp yürgen, kıyarlarına meyledigen
e'tiborli, mutaqaddim, mutaaxir, e'tiborli ulamolarning birortasi sunnat demagan. Janjal nima bo'lyapti? Mavlid deyishyapti. Payg'ambarimiz qilmagan, sahobalar qilmagan, 3 asrda qilinmagan narsa. Buni biz ham aytamiz. Agar o'sha 3 asrda qilinganda sunnat bo'lib qolardi. Sunnat desak ekan tortishsa bo'lar ekan biz bilan. Bu sunnat emas. Bu bid'at. Lekin İmam Suyuti, İmam İbn Hajar Haytami, İmam Malikilerden Nasiruddin Dimashqi, İmam Navaviyin ustazı Abu Shama falan nomlarını sanasayız at hurkadigan haybatli ulamolar. Şimdi zamanımızda Yusuf Qarzaviga o'xshagan, Abdullah bin Bayga o'xshagan, bu Abu Huddaga o'xshagan, Ahmad Zarqo, Mustafa Zarqoga o'xshagan e'tiborli, Ramazon Bultiyga o'xshagan e'tiborli ulamolar buni hasana bid'atlardan ekanligini aytishgan. Buni Abror Muxtor Ali to'qib chiqargan gap emas, yoki bu domla yoki bu kishi to'qib chiqargan gap emas. Suyuti desangiz, İslam ummati Suyutini oldida do'ppisini yechadi, ta'zim qiladi. Ha, davom etaydi. İmam Navaviy, Shofiylarning ichida agar bu kishidan voz kechamiz deyilsa, katta bir joy kemtik bo'lib qoladigan joy. İmam shuni ustozi Abu Shomani gapi. Bu hasani bid'atlardan degan. Buni nimaga o'xshatiladi desa, Sodiq Samarqandiy birodarimiz kastim shunga o'xshatibdi. Noto'g'ri talqin. Hasana bid'at deganda kastim shunga talqin qilinmaydi buni. Hasana bid'at deganda sarf, nahv fanlariga o'xshatiladi. Sarf, sahobalar sarf darsini o'qiganmi? Grammatika o'rganganmi? Nahv o'rganishganmi? Sahobalar. 3-ta asrda payg'ambar alayhi sallatu vasallam sarf nahvdan, mantiqdan dars olganlarmi? Olmaganlar. Bu ularga nisbatan bu narsa qilinmadi-yu, lekin hozir Qur'onni o'rganaman desangiz siz sizga vojib bo'ladi nahvni o'rganishingiz. Nahvni o'rganmaguncha, sarfni o'rganmaguncha, lug'atni o'rganmaguncha Qur'onni tushuna olmaysiz. Shuning uchun ulamolar sarfni, nahvni bid'at deyshadi, vojib bid'atlardan deyshadi. Bid'atni 5 ta turini aytgan ulamolar. 5 ta turi bor. O'sha 5 ta turi ichida vojibi bor. Nahv, sarf, madrasalar tashkil qilish, dinni o'rgatish uchun alohida qizlar alohida o'qiydigan, yigitlar alohida o'qiydigan institutlar, jamiyalar tashkil qilish hammasi bid'at. Bid'at. Maktablar qurish alohida bunga, sinfxonalar qilish alohida shunga, shu yo'nalishga vositalar. Lekin vojib qilinmasa nima bo'ladi? Hadar bo'ladi hammasi. Xuddi shuning singari mavlid vojib hasan bid'atlardan emas. Hasana bid'atlardan, faqat uni ichida o'sha sayyi'a bid'at qo'shilmaslik kerak. Er-xotin aralashib, musiqa qilib, har xil harom xarish aralashib ketmasligi kerak. O'tursin. Xuddi mana shu o'tirishimiz mavlidni bir majlisiga o'xshagan. Bu bir majlis. Nimaga yig'ildik? Payg'ambar alayhi salatu vasallam siyratlaridan suhbatlashsak deyilyapti. Odatda siyrat darslari yo'q hozir. Mavlidda maqsad siyratni o'rganish. Doğru mu Mahmud'da maksat, sinirde oluyor aslında. Peki, Barzancı'nın Arapça matnını açıda oturduğunda 99 soru düşünmüyor değil mi? Tabii. Bunun önündeki mesela Ali'nin uzunluğu açıda yalnız soru Barzancı'nı okudu değil mi? Hiç kim düşünmüyor, bana düşünmüyor. Şu an onun gibi bir hadisi, talla oğlu, sinirde oluyor. Bayağı hayatlarını yapıp vergeni, kozlanken maksat To'g'ri. Shu gapingiz to'g'ri. O'sha kitobda ham shuni aytganlar, biz ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlar ham shuni aytganlar. Mavliddan ko'zlangan maqsad hech kim tushunmaydigan narsani o'qib ketish emas. Bu yerda maqsadlar ko'p. Faqat siyrat hammasligi. Siz o'sha joyda salovat aytdingizmi? Aytdingizmi salovat? Yo'q, salovat aytdingiz, to'g'rimi? Hamma jo'r bo'lganda aytdingiz. Bu ham maqsad. O'sha maqsadlar ichida bitta maqsad. Salavatını daim aytib yuramiz, lekin o'sha joyda salavat sabab bo'lyapti. Qur'on tilovat qilinyapti. Endi u imom kelib o birdan arabcha boshlamagan, boshida ozgina siyratdan gapirgan.
sabab aytgan shunaqa shunaqa faqat odatda o'qib qo'yamiz deyilgan. Endi kelajakda Hasan ham aytganki, kelajakda shuni o'zbekchasidan o'qilsa. Maqsadim shu bo'lgan. Barzanjini o'zbekchasidan o'qilsa. Endi Barzanji keltirgan u badiiy janr. Badiiy janrda mubolag'a bo'lish kerak. Qasida bu. Ha. She'r endi she'riy janr qilingan. Abtada bul imla bismillatil aliyya deb boshlanadi. Endi o'shani ichida masalan nur haqida hadislar bor. O'shalardan olib qilgan ba'zilari bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni dunyoga kelishlarida Osiyo onamiz, Maryam onamiz kelib nima qilganlar? Doyalik qilganlar degan qasidada joylari bor. Lekin bu qasidani yozgan Barzanji oddiy odam emas. Juda katta kuchli muhaddislardan, juda katta mufassirlardan, katta odam. Badiiy janrda shu narsa bor. Rivoyat jihatidan qarasangiz, san'at yo'q o'sha narsaga. Lekin ehtimoldan xoli nas narsalar. Hali bu kishi aytdi-yu, san'at ba'zan muhaddislar shug'ullanadigan mavzu bo'ladi. Faqihlar shug'ullanadigan mavzu emas. Faqihlar shug'ullanadigan mavzu boshqacharoq. Ularda og'izma-og'iz kelayotgan fatvolar bor. Masalan, Imom Molik aytadilarki, meni shariat manbalarim deydilar. Qur'on, hadis, Madina ahlini qovli deydilar. Madina ahlini amali. Madinada bir amalni ko'rsalar, mana shu sunnat ekan deb, misol uchun hujjat qilib olmadi. Chunki Madinada bid'at bo'lmagan 3 asrda. O'shanga o'xshab, umumiy ma'noda shu. Hech kim sunnat deyotgani yo'q mavdudni. Janjal qilayotganlarni bu gapi xadar bo'ldi, yo'qqa chiqdi. Buni yaxshi o'zlashtirib oling kim bo'lsa ham. Hech kim mavlidni sunnat deyotgani yo'q. Mavlid nima? Mavlid ijtimoiy mavzu, majlis. Lekin payg'ambar alayhi salatu vasallamning tug'ilishlari bilan xursand bo'lishlik sunnat. Bu sunnat. Bunga dalil bor. Imom Buxoriyda Urvat ibn Zubayr radhiyallohu anhudan rivoyat bor. Bu kishi aytadilarki, Abu Lahab halok bo'ldi. Tabbat yada Abi Lahabi va tab oyat nozil bo'ldi. Halok bo'lgandan keyin Abbos radhiyallohu anhu tushlarda ko'rganlar. Sahoba Abbos radhiyallohu anhu tushlarda ko'rganlar. Nima bo'ldi deganlar? Masa holim harob degan. Faqat dushanba kuni biroz suv berishyapti. Yengillatyapti degan. Nimaga desa, dushanba kuni payg'ambar alayhi salomning tug'ilganlaridan xursand bo'lib xabarni keltirgan Suvaybani ozodsan degan. O'shanga haligi Nasiriddin Dimashqiy, Shamsiddin, Hofiz bu odam. Nasiriddin Dimashqiy aytgan. Iza kana hada kafirun ja'a zammuhu va tabbat yadahu fil jahim mukhallada. Agar shu Abu Lahabni Qur'onda tabbat yada deb jahannamda abadiy qolishligi haqida oyat kelgan bo'lsa-yu, keyin uni ortidan Har dushanba kuni bisururi bi Ahmada Ahmad alayhi salomni tug'ilganidan xursand bo'lgani uchun qulni ozod qilganiga azobi yengillatsa yuhaffaful anhul azabu fi yawmil ithnayn daiman har doim yengillatilar ekan. Endi aytganki fama zannu bil abdil ladhi kana umruhu bir bandani umri mobaynida payg'ambar alayhi salatu vasallam tug'ilganlaridan xursand bo'lib yashasa va mata muhaddad muvahhida tavhid holda dunyodan o'tgan bo'lsa bunga endi nima mukofotlar bor ekan degan. Xursand bo'lish bor sunnatda. Payg'ambar alayhi salatu vasallam tug'ilganlariga munosabat sunnatda bor. Munosabat yaxshimi yomonmi u keyingi masala. Munosabat bor. Qanaqa munosabat? O'zlari aytganlar, dushanba tug'ildim deganlar. Munosabat shu. Bor ya'ni, shularni olib, Suyutiyga o'xshagan, Ibn al-Hojga o'xshagan, Dimashqiyga o'xshagan odamlar harom xarish aralashmasa, noshar'iy ishlar bo'lmasa, bid'at hasana degan. Bid'at hasana degan. Bu ishni qilayotganlar havoga ergashayotgan odamlar emas. Yana bitta narsa bor. SSR paytida islomning hamma narsasiga hujum bo'lgan.
Ester Bayt'ni ko'rganmiz. Shu jumladan o'tgan. Hamma narsaga siz ko'rgansiz Ester Bayt'ni. Siz ko'rgansiz, to'g'rimi Ester Bayt'ni? SSR paytida hamma narsaga hujum bo'lgan. Hatto bu ham diniy marosim deb folbillagan hujum bo'lgan. Ulamolar nima qilgan? Ulamolar nima qilgan? Islomni nimasidir ko'rinsa shuni himoya qilishga harakat qilish o'rgan. Masalan, hayit kunida hayitlik shar'an bid'at narsalar. To'g'rimi? Lekin islomga shuni anaqasi bormi? Sunnati ko'rinishi. Hech yo'q shunaqa qilib bo'lsa ham islomimizni eslatib turaylik. Hech yo'q odamlar shu yerga kelib Qur'on o'qib tursin, qilagan bahona bilan harakat qilishgan. Ularning mehnatini qadrlash kerak. Qilayotgan ishlarini shar'an joiz demasak ham, masalan, sunnat demasak ham. Mavlid ham shunaqa. Siratni o'qitishga imkoniyat qolmadi. Bir munosabat bilan kelib dinni, shariatni, islomni o'rganishga imkoniyat. Yana aytamiz, sunnat emas. Kim sünnet dese noto'g'ri aytibdi. Lekin ijtimoiy munosabat xuddi nahv sarf o'qilishiga o'xshagan. U vojib, bu hasana. Ijtihodiy anaqasi yo'qmi? Ijtihodiydi shu. O'zi boshlanishi, boshlanishi Fotimiylardan bo'lgan. Shi'alarni Fotimiy guruhi qilgan. Ular endi har xil har xil narsani qilib tashlashgan. Keyinchalik saljuqiylar islom mamlakatini bir qancha miqdorini egallagan odamlar. Keyin ulardan keyin Usmoniylar 600 yil islom ummatini boshqardi. Ummat shularga bo'ysinib yashadi. 600 yil buni davlat miqyosida nishonlagan. Nimaga Mavludga qarshi chiqadi? Usmoniylarga qarshi jamoat qarshi chiqadi. O'sha bir jamoat bor. O'shalar xolos buni hidini chiqarayotgan. U sassiq gapni tarqatayotgan. Hiç kim ularga sünnet deb talashatgani yok. İnsan kılış gerek ular. 600 yıl Osmanlılar bir gün kılmagan. Mesela 12. Mevlüt ayını 12. keçes günü. Ozi bir günü birinci günden başlangan. Osha ayı ahri gece. Hatta 3 ay gece münasebetler bo'lgan. Fakat 12. günüge qorilar, olimlar, mullalar yig'ilgan. Saroyga. Yig'ilib ularga salla kiydirish, masalan, qorilarga ijozat berish, xalqqa osh berish, to'y qilish munosabatlari bo'lgan. Turklarda hozir nima deydi uni? Mavlid qandili deydi. Mavlid qandili deydi. Bu 100 yillar mobaynida bo'lib kelgan. Hatto Makkada qilingan, hatto Madinada qilingan. Hatto Makkada Madinada qilingan salafiylar kelgandan keyin to'xtatilgan. Salafiylar kelganda to'xtatilgan. To'xtatilgan, lekin Ramazon Buti rahimahulloh aytadilarki, bir kun menga xat keldi dedilar. Tashrif qog'oz. Qarasam, Muhammad ibn Abdul Vahob tug'ilgan kuniga. Mehmonga chaqirishyapti. Ha, mehrobda aytganlar. Aytganlarki, tug'ilgan kunni nishonlamaydi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning tug'ilgan kunlarini mavlid qilsak, shuncha gapni gapirasizlar. Endi sizlar Muhammad ibn Abdul Vahob tug'ilgan kuniga meni chaqirasizlar deganlar. Bu munosabat ularda har doim bo'lmaydi, to'g'ri. Ular keyin biz har doim qilmaymiz, bir marta qilinganda deyishdi. Lekin qilindi-yu. Yana qiziqligi aka, Jiddada Lawrence'ni anaqasi muzeyi turibdi. Buzilgani yo'q, ta'mirlab ol Lawrence. Kim? Angliz muzeyi. Saudiyani ideologiya. Lawrence Arabiski. Arabiski. Ular qahramon deyishadi. Uni shon sharaf ko'tarishyapti. Hadice aramızda uyunu buzup taşıştı. Abu Bakır Sıddık'ın uyularını buzuştu. Bunu yapırsa Mubashir damlanı kanak hakarat kılıç yaptı. Hırat aman hakarını. Ha, Lawrence'ni uyunu müzey kıpoydiydi o deseyiz. Ha, indi tarihi ananevi, Saudiyanın ananası o. Milli kadriyatı. Bunun dinge alakası yok değil indi. Milli kadriyatlarımız değil. Mühman dost bu gelmez değil. Umumi siyasi vaziyetler var. Şunun için davom eta olishimiz kerak. Men umumiy savol edim. Kim la ilaha illoh aytsa jannatga tushishi muqarrar. Qachondir javob darosini olib, bu hadismi sahihmi? Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat bor.
Peygamber aleyhissalatu vesselamını bir gün mescitte yokatıp koyduk. Kıdırdık, kıdırdık, tapamadık diye. Hemen kıdır yaptı, şimdi havatır kıyandı sahabere. Ben dediler, bordum, bordum, yurdum, karasam, bir boğuyum da divardan oturdu gençler var. Bitti, oturup karasam, yolu tuttular dediler. Sizi yokatıp koyduk, havatır kıldık. Orkada kavim havatır kıl oturuptu. Ulanın da köyünün hatırçam kıladırken, birine sayıdın diye. Degen de bar ayetler ya. Kim la ilahe illallah dese, kim ne ahirgi kelimesi la ilahe illallah bulsa, cennet ki kirada degen. Ahirgi kirada. Ya şimdi iman getirgen bulsa, bugün cennet ki kirada bu hadis bu şey, hadi ayetemem de. Ki Abu Hurayra ayetadılar ki, bu gibi iş anışmaydı dediler. Degen de kavuşlarını yiçip makinaş, kavuş korsa da sen dediler. Kızlara ayetgeller ki delil. Kavuş kurtarıp getirirsinler, Hadrat Umar çıkıp aldı yolda. Kaskik hattan ki diyorsun, şuna koşuna koşuna hadise buldum. Ne mi buldu diyorsun? Bana kavuşları delil, kim ahirge kelimesi la ilahe illallah bulsa, cenneti kere de yaptı. Peygamber aleyhisselam diyen de, kukuratlarına bit dur geldi. Ya umumi, ben kar la ilahe illallah, akhir kelimesi. Rivayetleri var bunun ya, nergisi yan var. Tübbi kılma. Ah, arkaya kalıp aliyatihiyi oturup kaldım diye geldi. Dün ben bile oturup kaldım diye geldi. Ki yığla geldi, yaş bu geldi de. Kim nimcanan bu geldi özleri. Kim kanabiyakı yurdu, sudurup o geldi Peygamber aleyhisselam. Gelip Peygamber aleyhisselamı korup, şuna kadar dediysin mi ya Allah'ın Resulü diye geldi. Ha şuna kadar dedim diye geldi. Ha adamda suyanı var dedik onge bunge. Hazırsız ki şimdi sabah bir maçı bugün yaptı, o kişi bir geldi. Suyanı var dedi o adamlar diye geldi. İzan yaptı ki diye geldi. Bu da ekmek koyalım, suyanı var saçım diye geldi. Kiyen Abu Hurayra özlere aytadılar. Ahir bu umurumda degenler. Hem de bitti sır barı da degenler. İlimini berkitse cehennemde alavli yügen bilen yügenlene de degen hadisten korkup bu hadisine et yapman deyip bu şey hadisine et yapman. Benim hadisden kep çıkardı ki bir oğlu cehennem insan takdir kubu muyum? Çıkacağım. Yani bundan demek hep çıkardı. Hemen hadisinin... Bu cennete düşüşürüz mü? İmanlı adam elbette cennete çıkardı. Yani bitti narsa var bunda. Hamma hadis hak. Hamma hadisni hamma joyda aytaverish hak emas. Mana hadis yo. Sen haqqi gapir, sen haqqi gapir degan odamlarning hammasi havoyi odamlar. Ular xohlagan narsani gapirib berish xohlayapti xolos. Haqni hamma joyda ham gapiraverish hak bo'lmaydi. O'rni bo'lish kerak. Li kulli maqolin maqom va li kulli maqomin maqom. Har bir gapni o'rni bor, har o'rinni o'zini gapi bor. Mesela aytadı, Peygamber aleyhissalatu vesselam hakkını yapırganlar. Elbette hakkını yapırganlar. Lekin tafsilatını aytmaganlar. Bu yam hak. Mesela dedik, bana şu uy, tör burçak uy. Hak mı şu? Hak. Lekin bu uyda televizör varlığını indemedim. Hakkını bekitken bulamam mı? Yok, bekitken bulamayayım ben. Bu tafsilatlar, bu yam hak. Bu tafsilatlar orada kegende aytiladigan tafsilat. Dostaktan hazır yaklaştırıp televizör var desem. Hakkını yapırken bu olamam. Ordu nasıl o? Mavzu nasıl o? Adamlar sizden ana televizora etmedin, sen hakkını yapırmadın diye. Çünkü yapsız mı? O dinle, şeriatla maksatları asas hesaplanadı. Matınmaz. Maksatlarını bulsa halatki karar ulamalar eytedi. İbn Abbas'tan acayip rivayet var şimdi. Bu haliydi ki bu rivayetten. Medine, Mekke'de ders verirdiler. Bir gün bir kişi gelip sorardı. Ben dedi bir kızını yakış kurardı. Solcu buldum tegimedi. Başka bir tegip gitti. Barı öldürüp koydum dedi. Benim tablam kabul buladım dedi. Onayın var mı dedi. Yok onam yok dedi. Bunda astadır tabi bakır. Allah Teala şirkten başkasını geçiremem dedi. Ki bir müddet tutup bir kişi kirip gelip taşkarıdan. Gelip İbn Abbas'a etken ki radıyallahu anh kumali İslam'da adam öldürgenli günah keçirilmedi mi deyken. Deyken onge kalab yok deyken. Bob dedim çıkıp git oraya. İki hıl saval, bir hıl mavzuldu. Cevap iki hıl buldu. Şunu da soruşken. Demek ki bunge keçirildi dediyiz, bunge keçirmeydi dediyiz deyken de. Bunusu deyken de işi kıbogen. Şimdi bu tavba işi kıdır yaptı.
bu yana ish qilmoqchi emas. Bu tavba eshigini qidiryapti. İnsanlı tavba qilaman desa eng katta eshigi onasi deganda. Onasi bor odam tavbaga eng yaqin odam. O'sha orqali duosini chiqib chiqib ketsa bo'ladi. Onasi yo'q bo'lsa ham umid berdi bunga. Alloh taolo kechiradi dedik. Bo'lib o'tgan ishga bo'lgan munosabatni ham hadisda farqini bilish kerak. Bo'lmasa fatvo xato chiqadi. Narga odam endi qilmoqchi. Endi qilmoqchi, ko'zlari qizarib turibdi, jahl qilib turibdi, faqat biroz vijdoni qiynalib, oldin fatvoni olay deyapti. Kimnidir o'ldirmoqchi u. Uni Hazrati Ibn Abbos farosatli odam ko'rib bildilar, aytdilarki, yo'q dedilar. Bo'ldi, u qotillikdan to'xtadi. Masalan, payg'ambar alayhisalomdan bir hadis bor. Aytganlarki, bir bola kelib, otam molimni tasarruf qilsa bo'ladimi degan ma'noda. Ya'ni bir o'g'ilni cho'risi bor edi, otasi u cho'risi bilan yaqinlik qilib qo'ygan. Shunaqa hodisa. Deganda payg'ambarimiz aytganlarki, "Anta va maluka li abik" deganlar. Sanam molinga otangniki deganlar. Tushunasizmi? Endi hozir sizdan bir ahli ilm siz ahli ilmdan borib so'rasangiz, benim oğlumni otam tasarruf qilishga haqqi bormi desa, shar'an haqqi yo'q deydi. Nimaga? Otangiz o'zi mulki, o'g'ilni o'zining mulki bor. Ha, hadisda anta va malika li abika kanku desa, aytadik ulamolar, u bo'lib o'tgan hodisaga aytibdi. Orqaga qaytarib bo'lmaydi, cho'ri bilan yaqinlik qilib qo'ygan otasi. Hozir qaytar bungacha janjal bo'ladi. Ota bola o'rtasida anaqa chiqib ketadi. Oq bo'lib ketib qoladi. Lekin bu iş sodir bo'lmasdan turib, tasarruf qilmasdan turib shariatdan so'rasa, nima deyiladi? Sen bunu deydi, otanın özünün mülkü, oğulunun özünün mülkü deydi. Bularını acıratmak için gapirib bo'lmaydi da. Aşı Fransiya hodisasida ham xuddi shu hodisa. Haligina öldürüp koygan, o'qituvchini öldürüp koygan bola to'g'risida. İş bu bo'ldi. Nima deymiz? Alloh rahmat qilsin o'sha bolani. Alloh iymoniga anaqasiga qarab beradi. Lekin endi shu ishni qilaymi degan odamga shariat hech qachon ruxsat bermaydi. Tushundingizmi? Hadi bu şey. Ha, hikmet. Allah Teala Kur'an'da hikmette alohida zikr qildi. Kitob bilan yonma-yon zikr qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga yomondan qo'yotganda, yo'g'ida hayot bahosi berib kelganda boshqa yaxshi mo'min bo'lgan. O'shandan atlas qildi. Haligi voqea, munofiqlarni o'ldirmaganlarining voqeasi hikmatga qaralganda, Oysha onamizga gaplari bor-a? Seni qavming noto'g'ri tushunmagan deydi. Islomga yaqin degirmagan. Ha. Makka mukarramani, Ka'bani. Aytgan ishni keladi, kesin anaqa bir narsa bor. Ka'bani buzib, yo'q boshqa. Anaqa qilardim. Eshigini pastga qilib qo'yardim, xatimni qo'shib olardim. Qavmni yangi dinga kelganligini e'tiborga olganlar. Endi shunaqa siyosat qilganlarki, Abdulloh ibn Ubay ibn Salul o'ldi, munofiq. Payg'ambarimiz tirik edilar. O'ldi. O'lganda janozaga keling degan iltimos qilgan anaqa o'g'illar Abdulloh. Keyin borganda, keyin qizil tonlari bor edi. Shu toningizni bering iltimos kafallik qilay degan. O'g'il ekanda baribir. Munofiqligini hamma biladi. Zora shu kafan. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning kiyimlari bo'lsa-yu, tabarrukan yengillasa degan. Payg'ambar alayhissalom inkor qilmaganlar, tonni ichib berganlar. Ha. Bitta tabarrukni joizligiga dalil va siyosatni joizligiga dalil. Ba'zi bir rivoyatlar bor-ku, endi sahih bo'lmasligi mumkin. Hazrat Umar qarshi chiqib, "Sunno fuqjanizasi bo'lasmi? Shunga duo qilasmi? Shunga istig'for etasmi? Alloh taolo intastagfirlahu 70 marratan fala yaghfirullohu lakum" degan 70 marta istig'for etgan, baribir Allohning
zinhor kechirmaydigan deganda nima aytish bunlar deganlar degan. Nega chiqdi? Shu rivoyat bordi, lekin uni sahih munosabligi boshqa. Yo, sahih rivoyat ekan. O'sha? Sahih rivoyat. Men yetmish bunlar deganman degan. Shuni ba'zi ulamolar mashhursan Imom Shofiy haligi mafhumul muxolifaga dalil qilganlar. Ha, mafhumul muxolifaga keyin payg'ambar alayhi sallallohu alayhi vasallam matndan ijtihod qilganlarga dalil. O'sha payg'ambar ijtihod qiladi. Qismini ochib chiqarish 70 marta bo'lsa, demak 71 marta bo'lsa kechirish mumkin degan bir qoida bor-da usulda. Shuni Hanafiyda uncha ma'rif qilinmaydi. Ko'rib qo'yilgan 70. Ha. Agar 70 marta deganda unda boshqa narsa bo'ladi. Men 71 marta aytaman. Payg'ambar alayhissalomning mehrlari, muhabbatlari bitta inson bo'lsa ham munofiq holda ketmasin. Tushunyapsizmi? Bizga hozir bugungi bitta odam ham mu'min holda ketmasin deyapti. To'g'rimi? Men musulmonman desam ham qutulmayapman buradan. Ustoz ajabda. Qanaqa dori ichyapsiz deb janjal bo'lmasa bo'ldi. Yo'q, Fransiya emas, to'g'ri. Sanafi. Alloh. Raddiya degan dori. Bismillah. Raddiya. Lirikada doridan keyin hiday degan narsa ham bo'lar ekan. 3-4 ta ximikat bo'lib qilishar ekan. U ximikat bo'lib ketdi bolalar ham. Aytgancha bir narsani aytib qo'yishim kerak edi. Kecha oldingi kuni biz anaqaga bordik. Wi-Fi ga. Televideniyaga. Internetda shovqin ko'targanlar tur. O'zi oldin bir marta bordim. Anaqa bo'ldi-yu, kecha xabo bo'lib ketdim. Bir ma'noda o'rtasida chiqib ketay dedim-u, anaqa bo'lmasin deb, lekin oxirgacha turib gaplarimni gapirdim. TikTokerlar. 200 mingga yaqin podpischisi bor ekan bir bolani. Qo'yib berishyapti. Qoshlarini qalin qilib olgan hali telefonda o'zi odatda o'zi improvizatsiya qilayotgani yo'q ular. Kimdandir ko'chirib, kimnidir anaqasini ko'rib, ovoz bostiradi. Ha. Ovozga o'xshatish, mimika ko'rsatadi. Shunaqa ishlarni qilishyapti. Endi sharmandalikni uchiga chiqqan. Undan keyin ham 4 tasi kirib keldi. 4 tasi, 4 ta yosh bola, 17, 18, 19 yoshli bolalar. Bir xonani kvartiraga olgan, o'sha yerda ertalabda kechgacha faqat TikToker. TikTok video olyapti. Ular endi yosh bolalar, hech kim nazorat qiladigan emas. Faqat bachkanalik. Ya'ni men ularga so'radim. Aslida sizlarga savol berishga ehtiyoj yo'q bo'ldi. Lekin maqsadsiz ish, maqsadinglar yo'q. Maqsad ko'ngil ko'tarish deydi. Pul yo'q, pul ishlash yo'q. Pul ishlash, maqsad kelajakda pul ishlash. Kvartiraga $400 berar ekan, shu oilasi qarab turar ekan, otasi, onasi xursand ekan bularga. Keyin yana bir 3 kishi kirib keldi, aka-ukalarmi bilmayman ular. Ularni videosini qo'yib bersa, o'sha onadan so'kish, o'sha yerga avratdan so'kish, tarrr so'kishadi. Qo'yishyapti shuni TikTokga. Qo'yib aytayaptiki, shu to'g'rimi desa, ular yo biz tagiga PR deb yozib qo'yganmiz deyapti. PR deb yozib qo'ysa, u halol bo'lib qoladi degan-da. Nima desiz bahona qilyapti. Shuni ota-onang ko'radimsa, ha deyapti. Ya'ni maydon shu darajada rasvosi chiqib ketganki, ana birinchi kelgan bola aytayaptiki, maqsad pul ishlash deyapti. Hammada maqsad pul ishlash. Bu yerda hamdan maqsad pul ishlash. Mana buni Amirxonning ham maqsadi pul ishlash. Uni ham buni ham dedim. Aytdim, "Men menga pul berishayotgani yo'q. Men hamma ishimni tashab keldim, shu bir foydaliroq bir suhbat bo'lsa" deyim. Hamma narsani pulda o'lchaydigan odam, pul uchun hamma narsani qiladigan odam. Desam xafa bo'lib qoldim men o'zicha endi. Menga deydi, "Nasihat qilishinglar." Xullas, men demoqchi bo'lganim TikTok, hozir liking degani bor. Facebook. Facebook biroz endi anaqa saviyasi balandroq. Instagram. Telegram endi YouTube. Bularning hammasida taqiqlash imkoniyati yo'q. Ushlab qolib bo'lmaydi, to'xtatib bo'lmaydi. Lekin bu sharmandalikni oqibati yaxshi emas. Bolalarning ahvoli juda og'ir. Juda og'ir. Nima bo'lsa ham pul topishga harakat bor. Pul topish emas, o'tda o'zi savol berdim ularga. TikTok, Instagram, Facebook ijtimoiy tarmoqlarni asl tagidagi negizi nima? Nima uchun ijtimoiy mavzuga qo'yilgan? Nima uchun? Desam javob yo'q. Nima uchun qo'yilgan? Men shakllantirish uchun qo'yilgan. Shaxsiyat shakllantirish uchun. Siz bitta post qo'yasiz, like bosadi,
sizga o'xshashga harakat qiladi. Shu bilan odam o'zini shaxs deb ko'radi. Natijada nima bo'lyapti? Qozi ham Instagramda, Facebookda, mufti ham Instagramda, Facebookda, qozasi ham hammasi shaxs deb o'ylab qolgan o'zini. Bitta post qo'ysa 5 ta 10 ta like bosilsa bu Allohmi deb o'ylayapti o'zini. Bu odamning shaxsiyatini yo'naltirgan, yo'naltirib qo'ygan. Ularga aytdim. Dunyoda yaratilgan mahluqlar ichida eng birinchi men degan mahluq shayton bo'ladi. Shayton sajda qilmading deganda nima degan? Ana khoyrun minhu. Xalaqtani minnar xalaqtahu min tin degan. Ikki dasta o'ziga nisbat bergan. Ana degani men degan. Facebook men o'zi. Shaxsiyat TikTok men, o'shuning uchun kuchayib ketyapti. Odamda shaxsiyat hech kim bilan, masalan, obshenyaga kirmagan odam TikTokda 200 ming anaqasi bor. Xalq artistdan farqi shunday, Facebook menga bir nuqsoni foyda bo'ldi. TikTokga kirib, odamlar faqat ma'nosichilik. O'shuning uchun u maydonni ham to'ldirish kerak demoqchiman. To'g'ri narsalar, TikTokda ham yaxshi narsalar bor. 1 minutlik narsa. Keyin IT-chilarga juda katta mas'uliyat tushadi. Hozir IT asriga kiradi bu ish. O'sha 1 minut emas, 1.5 minutlik qism, o'zbektik qism misol uchun. O'zbek ya'ni segmentiga alohida platforma qilish qism. Bir paytlar bir ikkita bolalar qilgan edi, Abbos degan bola bordi, Qo'qonlik. Alloh rahmat qilsin, tanishsa, o'tib ketdi-yu. Abbos. Yaxshi bola edi, lekin IT ishini bildi. O'zbekimmi degan anaqa ochgan. Facebook'ni prototipini ochgan. Oz muddatda 30 ming ta podpischi bo'lgan. Keyin nimadir to'xtab qoldi. Bu bola o'tib ketdi, Alloh rahmat qilsin. Kuyovchakni yozgan bola. Ayubxon. Abbosmasidan ota? Ayubxon. O'shan aytmoqchi edim. Shuni ogohlantirishimiz kerak. Endi qanaqa qilib qo'yishadi bilmayman. O'ta kesib bir qattaroq gaplarni gapirib tashlagandim. Ish qilib hali janjal to'polan qilib o'zi Amirxonni o'zi ham podpishik uchun yig'yapti deyman bularni. Chunki 200 ming ta odami bor odamni olib kelib to'polan qilsa, uni podpishiklar buni like bosadi-da. Amirxon boshqa bir narsa ham bor, qilib to'polan bo'ladi. Men shu bolani yaxshi odam deyishadi, lekin o'zi yaxshi bola ekan. Madaniyatli, yaxshi. Meni ko'rib turgan bo'lsa hozir yana men o'zi yolg'on gapirmayman. Shuhrat Musayev ham Kimsan hazırlamıştı. Yok. Ben özü kusatmayayım ben onu, görmeyeyim ben. İki madde bağırdım, şimdi bağırmayayım ben deyken karar bulan kendik. Vaktim bu otokatı şaştı. Çok zor oldu ya. Bir anı kursatı anlayacağım, ben çok düşünmedim, hafı buluşuyorum. Ama bu uruş kim olur, hafı buluş, asabili tegeş, çırgı tegeş. Bak, yollayın yani. Mesela, kurun sözü ne? Latin'e bir iştir o geldi. Acayip. Turamizmi? Yaxshi bo'ladi. Subhanallohumma va bihamdika inshaalloh la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Va akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.